içtiğin senin olsun. Sen bana gezip gördüğün yerleri anlat. Ne zaman bir seyahatten dönsem annem hep böyle der bana. Yediğimde içtiğimde gözü yoktur da gezip gördüğüm yerleri pek merak eder. Ben de kuşlara aynısını derim. Neler gördüklerini, nereye gittiklerini hep merak ederim. Bazen bir kuş olduğumu hayal ederim. Uçsuz bucaksız çölleri, azgın dağlarla denizleri nasıl geçtiklerini düşünürüm. Anneme gördüklerimi pek kısa anlatsam da kuşların dilleri olsa da uzun uzun anlatsalar isterim. Hayvanlarla konuşmayı henüz başaramadık. Hikayelerini onlardan dinleme şansımız maalesef yok. Belki gelecekte bir gün, belli mi olur? Kanatlarımız da yok, yolculuklarına eşlik edelim, onlarla birlikte süzülelim. Ama sağ olsun teknoloji var. Onları takip etme meselesini çözmeye başladık. Artık nerelere gidiyorlar, neler görüyorlar pek yakından biliyoruz. İnsanlık tarih boyunca kuşları pek kıskanmış. Onlar gibi kanatlanıp uçmak istemiş. Atalarımıza bahane bulmayalım. Ben de istiyorum hala. Uçmayı üstün özellik olarak görmüşler hep. Öyle ki tanrıları, melekleri hep kanatlarla tasvir etmişler. Yunan mitolojisinin en tanıdık sembollerinden Pegasus, kanatları olan bir at olarak tasvir edilmiş örneğin. Milattan önce 400'lü yıllarda Çinlilerin ilk uçurtma keşfetmesiyle başlayan hikaye, 1903'te Wright kardeşlerin gerçek anlamdaki ilk uçağına kadar çok çeşitli uçuş denemelerine şahit olmuş. Geçen yüzyıllar içerisinde bir yandan uçmaya çalışırken bir yandan da kuşların nasıl uçtuğunu, nerelere uçtuğunu anlamaya çabalamışız. İlkbaharda gelip sonbaharda geri dönen kırlangıçların nerelere gittiğini merak etmişiz örneğin. Bir hikayede 1219 yılında Almanya'da bir manastırda yakalanan kırlangıcın ayağına "Kırlangıç, kışı nerede geçirsin?" yazılı bir kağıdın bağlandığı, kuşun bir sonraki yıl ilkbaharda ayağındaki Asya'da Petrus'un evinde yazılı bir notla döndüğü anlatılıyor. Bir başka hikayede ise 1822 yılında yine Almanya'da bir leylek vücuduna saplanmış bir okla bulunuyor. Afrika kıtası ve kültürü hakkında bilgi sahibi kişiler tarafından bu okun kökeni tanımlanıyor ve böylece leyleklerin kışı Afrika'da geçildiği ortaya çıkıyor. Hikayenin kahramanı leylek öldükten sonra tahnit edilmiş, yani doldurulmuş ve sergilenmeye başlamış. Yıllardır da Rostock Üniversitesi'nin Zooloji Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Tesadüfler ve irili ufaklı çalışmalarla geçen yılların ardından kuşların takip edilmesi konusunda şu an bambaşka bir noktaya varmış durumdayız. Teknolojik gelişmelerin de yardımıyla kuşları daha yakından tanıyor ve çok daha iyi takip edebiliyoruz. Bu gelişmelerin içerisinde en dikkat çekici olan ise uydu vericileri. Takıldığı kuşun seyahat rotası, uçuş yüksekliği ve hızı gibi bilgileri kaydedebilen bu cihazlar dakikalara kadar inebilen sıklıklarla araştırmacıya veriyi transfer edebiliyor. Bazen bu veri bir telefon mesajıyla gönderiliyor, bazen de bir e-posta aracıyla aktarılıyor. Bu sayede araştırmacılar inanılmaz veriler elde edebiliyorlar. Ama yine de bu cihazların her bir kuşa takılabildiğini söylemek doğru olmaz. Teknoloji oldukça gelişmiş olsa da ağırlıkları hala bir sorun. Özellikle verileri anlık olarak iletebilen vericiler, boyutları ve ağırlıkları nedeniyle leylek, turna, martı ve yırtıcı kuşlar gibi daha iri ve güçlü kuşa takılabiliyor. Küçük kuşlar için ise geolocator denilen ve verilerin kuşun tekrar yakalanmasıyla elde edilebildiği uydu vericileri kullanılıyor. Daha zahmetli bir iş yani. Peki bunca uydu vericisi nasıl bir kolaylık sağladı bizlere? Aslında işin en heyecanlı ve en dikkat çekici kısmı bundan sonra başlıyor. Teknolojinin böylesine gelişmesi ve nispeten fiyatlarının daha alınabilir hale gelmesi, ki çok da ucuz değiller aslında, ortalama bir aletin 2000 Euro'dan başlayan fiyatların olduğunu söyleyelim, bilimsel çalışmanın artmasını sağladı. Ve bizler çok daha fazla tür hakkında yepyeni bilgiler edinmeye başladık. Öğrendiğimiz bilgiler içerisinde benim en çok sevdiklerimden biri leylekler hakkında. Hepimizin çok iyi tanıdığı ilkbaharda uzun bir yolculuğun ardından köylerimize, kasabalarımıza varan bu kuşlar insanlarla çok yakın ilişki içerisinde. Bir elektrik direğine ya da bir cami kubbesinde kurduğu yuvalarında her baharda yavrularını büyüten leylekler sonbaharda bize veda edip bir başka yolculuğa çıkıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte bugün leyleklerin kış aylarını Afrika'nın farklı noktalarında geçirdiklerini biliyoruz. Üreme dönemini Avrupa'da geçiren bu kuşlar yavrularını yetiştirdikten sonra güneye doğru hareket etmeye başlıyorlar. Bu noktada İstanbul Boğazı'nın küresel çapta önemli bir göç rotası olduğunu hemen hatırlatalım. Avrupa'da leyleklerle ilgili çalışmaların önemli bir kısmının Almanya'da yapıldığını söyleyebiliriz.
Türkiye'de de bu konuda çalışan araştırmacılar elbette var. 19 Mayıs Üniversitesi'nden doçent doktor Kiraz Erciyas Yavuz'un başını çektiği bir ekip 2016 yılında 6 LL verici taktılar. Fazilet, Delta, Irmak, Samsun, Kızılırmak ve Cernek isimlerini taşıyan bu kuşlar birbirlerinden çok ayrı, biraz da üzücü hikayeler yaşadılar. Irmak ve Delta isimli kuşlar henüz Türkiye'de ayrılma fırsatı bulamadan Amasya ve Adana'da elektrik tellerini çarparak hayatlarını kaybettiler. Maalesef böyle kazalar sık sık meydana geliyor ve önemli sayıda kuş bu yüzden telef olabiliyor. Diğer lelekler ise bir şekilde Afrika kıtasına ulaşabildi. Fazilet Etiyopya'da, Samsun Tanzanya'da, Kızılırmak Sudan'da ve Cernek Kenya'da yaklaşık 2 ay dinlendikten sonra daha da güneydeki nihai kışlamalarına hareket ettiler. Yaklaşık 8000 kilometre yok kat ettiler yani. Avrupa'dan gelen bireylerin çok daha fazlasını uçtuğunu hayal edildi. Diğer bir ilginç tür ise kutup sumrusu. Türkiye'de yaz aylarında rahatlıkla gözlemlenebilen sumruya oldukça benzeyen bu kuş neredeyse tüm dünyayı dolaşıyor. Her yıl üreme alanı olan Kuzey Kutup bölgesinden kışı geçirdiği Güney Kutup bölgesine yaklaşık olarak 33 bin kilometrelik bir lokat ediyor. Yolculuğu sırasında Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıyılarını da kısa bir ziyaret ediyor ve Antarktika'ya ulaşıyor. Çılgın bir yolculuk yani. Uydu vericileriyle elde ettiğimiz veriler içerisinde nispeten yeni ve çok dikkat edici bir bilgi var. Bilinen en uzun aralıksız göçü gerçekleştiren bir kuş. Kuşumuzun adı kıyı çamur çulluğu. Göç sırasında Türkiye'de de gözlemlenebilen bir tür bu. Bu pek gösterişli kuşumuz Alaska'daki üreme alanından Yeni Zelanda'daki kışlama alanına olan 11.500 kilometrelik yolculuğu durmaksızın 8 günde geçiyor. 8 gün hiç durmadan uçuyor yani. Ya, inanılmaz bir şey benim açımdan. Son bir kuş var ki burada bahsetmeden geçersem tüm kuş dostlarıma haksızlık yapmış olurum. Bu kuş öyle leylek, kıyı çamur çulluğu gibi kocaman değil. Öyle büyük kanatları da yok. Topu topu 28 gram. Türkiye'de ve Avrupa'daki en küçük kuşlardan. Elinizdeki telefonunuzdan da bir bilgisayar faresinden daha küçük. Rengarenk tüyleri, hiç bitmeyecekmiş gibi duran enerjisiyle onun adı çalı kuşu. Uydu verisi takip etmek pek mümkün değil elbette bu kuşu. Daha geleneksel yöntemlerden halkalama çalışmalarıyla elde ediliyor bu tür hakkındaki bilgiler. Boyutlarına kıyasla inanılmaz mesafeler kat edebiliyor. Birçok birey yerleşik olsa da göç eden bireyler Kuzey İskandinav ülkelerinden güneydeki Polonya'ya ya da batıdaki İngiltere'ye kadar göç edebiliyor. Öyle ki Rusya'da yakalanmış bir kuşun İngiltere'de tekrar yakalandığını biliyoruz. En azından 2000 kilometrelik mesafeden bahsediyoruz yani. Tüm bu hikayeleri düşününce içinde çok çeşitli hisler doğuyor. Bir anda çaresizlik hissediyorum. Ufacık canlıların sadece kanatlarını kullanarak binlerce kilometre yol gittiklerini düşünüp kendime hayıflanıyorum. Kocaman vücudum, iki güçlü bacağımla çoğu zaman iki mahalle arasında bile git gel yapmaya üşendiğim zamanlara utanarak bakıyorum. Bazen de büyük bir kıskançlık duyuyorum kuşlara. Hiçbir sınır tanımadan geçtikleri her bir kilometrede gezegenin dört köşesindeki güzellikleri görme şansları oldukları için. Altlarından akıp giden dağları, çölleri, denizleri ve nehirleri hayal ediyorum. Sonra baktıkları yerlere insanların doluştuğu gerçeği vuruyor yüzüme. Kendi koyduğu sınırlarda, kendi yarattığı sorunlarla birbirini yok etmek için çabalayan insanları. Ölümün, acının, kötülüğün kol gezdiği toplumları. Bizleri. Birbirini yok ettiği yetmezmiş gibi gökyüzünü dolduran kanatları da yok etmek isteyen bizleri. Utanıyorum. Ne? 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 Ne?